Cumhurbaşkanı Erdoğan meme şimşekten farklı bir açıklama yaptı. Onu söyleyeyim. E, dedi ki emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz dedi. Bilginiz olsun. Cumhurbaşkanının açıklaması böyleydi bugün. E, öte yandan bu 5000 lirayla alakalı dedik işte meclis sürecini geçirdik. Önümüzdeki günlerde bunu işte halledeceğiz edeceğiz. Bu 5000 lira yatacak demeye getirdi. Böyle bir açıklama yaptı. Ee, enflasyona ezdirmeyeceğiz ifadesini kullandığını ifade ettik. Ee, Meme Şimşek'in de bugün açıklaması oldu. Bakın Meme Şimşek ne söyledi? Onu da aktarayım. Hatta detaylı aktarayım yani böyle üzerinden geçmeyerek detaylıca aktarayım. Meme Şimşek ne dedi biliyor musunuz emeklilerle alakalı? Eee diyor ki çalışanlarımıza Ocak ve Temmuz aylarında dönemsel zamla ilave oransal seyyanen artış yaparak en düşük memur maaşını 22 bin liraya yükselttik. Böylece 2023 yılında en düşük memur maaşındaki artış oranı %141,8 ortalama memur maaşındaki artış oranı ise %128,8 olmuştur. Emeklilerimize 2023 yılı Ocak ve Temmuz aylarında dönemsel zamma ilave oransal artışlar yaptık. Ayrıca emeklilerimizin bayram ikramiyelerini 1100 liradan 2000 liraya yükselttik. Emeklilerimize Kasım ayında da tek sefere mahsus olarak 5000 burada yani burada emeklerimize değil çalışmayan emeklilere kısmı şimdi onunla ilgili de bir haber var. 5000 lira ilave ödeme yapacağız. Asgari ücreti de 2023 yılında enflasyonun üzerinde %107,3 oranında arttırdık. Özetle kısım bu. Çalışanlarımızı emeklerimizi enflasyona ezdirmedik ve bundan sonra da ezdirmeyeceğiz. Cumhurbaşkanı biz ezdirmeyeceğiz dedi. Mehmet Şimşek biz ezdirmedik dedi. Bilginiz olsun. Ee, siz artık hangisine katılırsanız. Mehmet Şimşek diyor ki biz çalışanlarımızı, emeklerimiz enflasyona ezdirmedik. Eziliyor musunuz enflasyona karşı? Ezilmiyor musunuz? Ee, yani Herhalde burada her gün yayın yapıyoruz her gün konuşuyoruz ee, insanlar deli gibi yorum yazıyorlar videoların altına işte Twitter'da sosyal medyada yani hobi olsun diye e, enflasyon meselesinde maaşlar meselesinde tepki göstermiyorlardır diye düşünüyorum ee, ama bakan diyor ki biz ezdirmedik. Şimdi ya bir haber var bu haberi de paylaşayım mı paylaşmayayım mı kararsız kaldım. Eee bazen böyle haberler çıkıyor ama sonrasında şey yapılabiliyor. Yani ya böyle değil falan diye çıkışılabiliyor ama yine de paylaşayım. İddia diye paylaşmak istiyorum. Ekrem Açıkel Halk TV'de e, haber sunuyor. Daha önce TGRT'deydi. Emeklilerle ilgili EYT sürecinde oldukça fazla yayın yapıyordu. Şöyle bir tweet atmış. Diyor ki bizi hiç şaşırtmayacak gerçek. Emekli olup vekilliğe devam eden milletvekillerine 5000 liralık Cumhuriyet ikramiyesini, Cumhuriyet ikramiyesini alacak. Hani emekli olup çalışana yoktu. Onlara istisna vekile var. Millete yok. Sayın vekilim var mısınız? Ee, i̇kramiyedir çocuklara yollamaya. Şimdi bu haberdeki detayı söyleyeyim size. Şimdi hem vekil e, oradaki işte milletvekili hem vekil hem de emekli milletvekili maaşı alıyor. Totalde bu rakam 146 bin liralara falan geliyor. İki maaşı da aldığı zaman. E, ee, Ekrem Açikel de haberin detayında bundan bahsediyor. Aynen 146 bin liralara falan geliyor. Şimdi normal şartlarda vekil maaşı alan bir kişi bu 5.000 lira üzerinden gittiğinizde 73 bin lira alıyor ya mesela vekil, vekiller şu an 73 bin lira alıyor ya çalışıyor sayılmaz mı? Sizce hani 5.000 lirayı çalışan çalışmayan diye ayırt ediyor ya vekiller mesela 73 bin lira alıyor emekli vekiller hem vekil hem emekli vekil çalışıyor sayılmaz mı sizce? sayılmıyormuş. Ekrem Yılmaz'ın, Ekrem Açıkel'in haberine göre kanuna göre değerli izleyenler, vekiller şu anda 73 bin lira maaş alan vekiller, aynı zamanda emekli vekil maaşı alan vekiller, çalışan sayılmıyorlarmış ve bu 5 bin lirayı onlar alacakmış. Yine Ekrem Açıkel'in burada verdiği detaya bakıyorum. Diyor ki, diyor ki. Hemen söyleyeceğim Heh, 300 emekli vekilin emekli kiramiyesi 5000 TL'den 1 milyon 500 bin TL ediyor demiş e, koca ülke koca bütçe 5000 TL'yi bulamadı güle güle harcayın diyerek de bir tepki göstermiş yani bu paylaşımın altına girdim baktım bir çok kişi yani yuh artık böyle şey olur mu falan diye söylemiş. Yine söylüyorum yarın teyit etmeye çalışırım. Bunun detayını kanuna bir bak şey yaparım. Detaylandırmaya çalışırım ama Ekrem Açiker'in verdiği ifadeye göre açıklamaya göre diyor ki kanuna göre e, vekiller emekli olan hem aktif olarak mecliste vekil olan e, vekiller e, çalışmıyor sayılıyor. 73 bin lirayı alıyor ama çalışmıyor sayılıyor. O yüzden onlar o 5 bin lirayı alacak. Tablo bu. Tablo bu yani değerli izleyenler. İşte insanlar sonra niye tepki gösteriyorlar? Yani neden insanlar tutup tepki gösteriyorlar? Kardeşim sen bir tarafta maaşı yedi buçukta bırakıp onun 3 katı yine kamudan verilen parayla memura 22 bin lira para yapar, zam yaparsan şimdi o 35'e çıkacak muhtemelen. E öte yandan seyyanen zam emekliye Temmuz'da zam vermeyip vekile verirsen Memur e, e, emekli vekile verirsen bir de şimdi mesela böyle bir meselede yani çalışmıyor olarak kanuna göre olarak çalışmıyor olarak gösterip 5000 lira daha oradan vekile verirsen insanlar da der ki ya böyle adalet mi olur yani? Bu nasıl adalet mantığı yani diye sormazlar mı? Çünkü ikisi de aynı havuzdan çıkıyor yani ikisi de aynı çeşmeden akıyor bu para. Yani biri farklı özel şirket, biri farklı özel şirket değil. Devletin parası yani halkın parası bu sonuçta. İnsanlar da insanların bam teli de bu noktada buraya evriliyor yani baktığınızda. Maalesef tablo bu. Ama bu haberi yine de e, teyit etmeye çalışacağım diyorum. Peki anketimizi bir sonuçlandıralım mı? Ne e, cevaplandı